Evet, tamam, birazdan çekim başlayacak. Evet, hemen. Çok güzel. Ben bir çay alabilir miyim? Şekersiz çay. Ne yapıyorsun ya? Merhabalar. Paşa Konak. Merhaba, Yeter bende. Çok güzel. Çok memnun oldum. Sağ olun. İlk figüranlığımız mı? Yok, ben 8 tane daha filmde figüran yaptım. Öyle mi? 19. proje oluyor inşallah. 8 hiç az değil. 8 çok iyi rakam. Çok güzel bir rakam. Sağ ol, çok mersi. Bayılırım 8'e yani. Güzel güzel. Ben normalde diyalogluyum. Diyalogla figürasyon yapıyorum. Hı? Diyalogluyum ben normalde. Hı. Diyalogla geliyorum. Yönetmen çok samimi arkadaşım. Akşam aradı. Dedi ki, paşa dedi, o arkada oturan, masada oturan adamı sen oynamalısın dedi. Ya yok falan, ısrar ısrar, ısrar ısrar. En son geldim, kıramadım yani. Ne güzel. Güzel tabii. Çalışırsan sen de olursun. Nasıl? Çalış, sen de olursun diyaloglu. Ben ne olayım? Diyaloglu anlamında. Ne olacaksın sen? Zaten olacaksın, olmuşsun sen. Neyse. Tiyo vereceğim sana, kimse duymasın diye. Figüran tiyosu, bak. Kışın mesela settesin, tamam mı? Yeniçeri olacak, bağıracaksın yeniçerim diye. Üstünü başını kalın verirler, üşümezsin. Yazın köylü olacaksın. Böyle bir tane bez parçası verir, üstüne atarsın, tiril tiril rahat edersin yani yazın. Tabii siz şimdi tecrübelisiniz. Değil mi? Bir sürü deneyiminiz olmuş. Onları bana aktardınız. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tavsiyeler her zaman kıymetli. Sağ olun. Ne demek canım? Sen yeter ki tavsiye iste benden. Bende tavsiye bitmez. Misal İstanbul çıkışı Silivri'yi biliyorsun değil mi? Yazlık yer, kumların olduğu yerde. Silivri'de Devran Otel var. 3 yıldızlı. Acayip bir otel. Evet. Bir duşa kabin yapmışlar. Bak. Yani inanamazsın duşa kabinleri. Ya o duş başlıkları takmışlar yeni. Su böyle hoş diye bir atıyor böyle. Yani vücuduna şak şak, şak şak, şak şak dövüyor. Vücudumu dövüyor adeta. Yani masaj mı yapılıyor? 24 saat sıcak su. Mutlaka denemelisin bunu. Sen bana duşa kabin mi övüyorsun arkadaşım şu anda? Yanlış anlaşıldım. Olur mu canım öyle şey? Sen dedin ya, tavsiye dedin. Tavsiyeleri çok güzel dedin diye bunu da tavsiye babında dedim ben. Ondan tamam, yani. Teşekkür, sağ ol, sağ ol. O yüzden yani. Otel tavsiyesi değil yani bu. Zaten niye otel tavsiye edesin ki bana? Acenta mısın sen kardeşim? Hayır değilim de benim de yani, arkadaşlarım, dostlarım var. Nedir yani? Devran Otel bu hafta sonu, özellikle evet. Bu hafta sonu özel, 2 kişi gelinirse %50 indirim yapıyor 2 kişiye. Bayağı iyi bir rakam. Düşünürsen değerlendirebiliriz anlamında. Sen bana şu anda otele gidelim mi demeye çalışıyorsun kardeşim? Aşk olsun, öyle olur mu? Neden bahset? Oteli niye övüyorsun o zaman şu an? Hayır, ben erkek arkadaşınla beraber %50'nin indirimi kaçırmayın. Eğer erkek arkadaşın varsa yok mu? Desene, çok fenasın ha. Ne fenası ya? Sen desene, beni zorluyorsun. Hadi gidelim o zaman. Ne diyorsun sen ya? Ne oluyor şu anda? Ne diyorsun kardeşim ya? Ben seninle otele mi gideceğim? Şu an demagojileniyorum. Demagojilendim. Çok güzel. Sen beni şu an demagojiliyorsun. Ben tamamıyla indirimde... Ben gerçekten konuşmak istemiyorum. Senin anan güzel mi? Keselim şunu. Senin anan güzel mi? Anamla ne alakası var ya? Böyle mi düşürmeye çalışıyorsun insanları? Önüne bak kardeşim, hadi. Bu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Konuşmak istemiyorum. İnanılmaz rahatsız oldum şu an. Gerçekten konuyu kapatalım lütfen. Vallahi delisiniz siz ya. Konuyu siz açıp açıp... Benim bir şeyler. Demagojilendim o. Ha, çok senin güzelmiş, harika. Yani. Size bir şey söyleyeceğim beyefendi. Susalım, işimiz de iş için buradayız. Birazdan zaten gelmek üzere. İşimizi yapalım, çekip gidelim lütfen. Ben de onu diyorum. Çok dikkatli olmazsın. Bak, set ortamı. Bütün böyle sırttan dolu. Gelirler senin yanına yanaşırlar. Ben senin iyiden için diyorum. Bak çok tatlı bir kızsın. Sensin bu. Dur bir dakika daha. Yemedin mi? Sırttan gibisin. Hayır, sana böyle anlatırlar, ederler. Ondan sonrasında da senin otele böyle saçma sapan yerlere dikkatli ol diye dedim. Az evvel sen bunu söylemedin mi bana zaten kardeşim? Demin sen bunu yapmadın mı zaten? Şu an yine demagojileniyorum. Ben şu an demagojilendim. Direkt demagojiliyorsun sen. Yapma bunu ya. Tamam kardeşim, Allah aşkına uzatmayalım ya. Değil mi? Ben de onu diyorum canım, uzatmayalım zaten Allah aşkına ya. Kendi rolümüze adapte olalım. Hı. Ben buraya yönetmen arkadaşım diye geldim. Mahcup olmak istemiyorum. Tamam. Onu da mahcup etmek istemiyorum. Hı. Tamam. İşimize tamam. Bakalım. Tamam. Konuşmayalım. Birazdan gelir yönetmen. Ha, geldi zaten. Hocam. Mehtap hocam, selamlar. Kim bu? İyi hocam, yan masa figürasyonu için arkadaşları ayarladık. Hocam, özleştik ya.
Güllerin dalları yeşildir filminde. Var diyor benim karakter Sadık Çaycı. Repliğim hafızalarda kalmıştı hani. Çay isteyen var mı? Çıldırmıştık o sette. Neyse hocam buradayım, geldim yani dediğim gibi. Haydi devam. Ne diyor bu be? Anlamadım hocam. Neyse. Arkadaşlar bakın çok zor durumdayız, tamam mı? Başrolle gerginim, yapımcı sıkıştırıyor ve gün ışığı kaçmak üzere. Şimdi şöyle yapıyoruz, siz burada yemek yiyen bir çifti canlandırıyorsunuz. Tamam. O sırada başrolümüz geliyor. Arkada tamam. Tam saatine bakarken ben sahneyi kesiyorum. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Çok yorgunum, çok gerginim. Lütfen bana yardımcı olun. Tamam? Tamam hocam. Mehtap hocam, ben sizi mahcup etmeyeceğimi an içiyorum. Teşekkürler. Ricalar. Hadi canım benim. Ya çok tatlı ya. Set ortamını hep böyle kafası gidiyor yani. İnanılmaz güveniyor bana. Sallama oradan be. Kadın tanımıyor seni. Tanımıyor seni. İlk göz gördü seni. Sen fenasın sen. Ne? Sen çok fenasın. Neden? Kendini hiç bir acayip belli ediyorsun. Sen çok fenasın sen çok. Bana bak. Ne diyorsun kardeşim? Sana tamamıyla kanalize olmadım diye kıskandın değil mi? Doğru söyle. Hakikaten çıldıracağım ya. Hadi oradan. Hadi oradan. Beni delirtme şuralarda. Arkadaşım sana. Bak, ben sevdiğim kadının kölesi olurum. Sevdiğim kadının kölesi olurum ben. Sevmediğim kadının da kölesi olurum bak. Yani kadının kölesi olurum bir şekilde ama ben bir obje değilim bak. Bana böyle beni metalaştırma, beni uzaklaştırma. Tamam bak oturalım konuşalım. Burada oturalım, başka yerde oturalım konuşalım. Fikirlerimize bakalım uyuşuyor muyuz? Ondan sonrasında gidin otele ne olacaksa olur. Niye otele gidiyoruz ya? Sen beni delirtecek misin? Sen beni çıldırtacak mısın ya? Niye biz seninle otele gidelim? Böyle bir şey olmayacak arkadaşım. Aramızda böyle bir olay yok. Anlasana bunu. Sevgi oteli, Beylikdüzü'nde. Bak kimlik mimlik sormuyorlar. İstediğin gibi gir çık. İstersen gir hiç çıkma. Nedir? Bak sen delisin ha. Herkes kendini akşam yapar. Herkes. Devam et. Demagojilendim. Söylersin yönetmene. Seninle oyuncu olmaz zaten. Hadi boşuna uğraşma. Hadi. Doğa Rutkaya benziyoruz zannediyorsun da ona da benzemiyorsun. Yürü. Hadi bak ya. Oyuncu olacak işte. Evet, 5 dakika hazırız. Kadın figürasyon nerede? Geldi buraya. Ne bileyim bu rolü ben bunu mu oynayacağım? Bilmem neler, havalar. Ya bu ilk gününde, sete ilk gününde başrol mü olacak bu? Başrol mü oynayacak? Hay Allah'ım. Gitti gün. Çağırmayın. Dahil etmeyin şöyle amatörleri sete ya. Ya ne yapacağız abi? Nereye tamam, gitti bu kadın? Sakin! Sakin ol. Sen niye böyle telaşlandın? Otur şöyle. Gel yanıma. Şöyle yanıma doğru otur. Bir beyin fırtınası yapalım. Otur hadi. Arkadaşlar erkek figürasyona bir tane makyöz gönderebilir misiniz? Sığır gibi terlemiş. Bir pudra mudra sürün şunun yüzüne. Canım sıkkın zaten. Cadal olsun. Cadalos! Ta oradan, ayaktan benim yüzümdeki teri nasıl gördün acaba? Nasıl dikkat ettin acaba bana? Bu nasıl bir dikkat çekicilik ya? Pardon. Şöyle geri yaslanır mısın lütfen? Terinizi alacağım, pudranızı tazeleyeceğim. Al bakalım pembiş, al. Al al. İstersen dudaklarımı kapatabilirsin peçeteyle rahat çalışmak için. Anlamadım. Ya dudaklarım hakkında sette de sıkıntı oluyor bana. Konuşuluyor devamlı. Biraz etli böyle dudağım olunca. Kadınlar çok cezbedici bulduğu için bana dedikleri laf hepsi bir ama paşa diyorlar. Senin dudaklarını görünce hep böyle ne kadar işimiz varsa ikinci plana atasınız geliyor. O yüzden. Ağzınızı şöyle kapatabilir miyiz? Olmaz ki. Dudak, etli dudak ya. Biraz susalım. Biraz susalım. Hadi bakalım. Evet. Aa bak bunlar... Dur bakayım çok güzel malzeme bunlar ha. Bunlar Cerrahpaşa'da bir tane han var Cihan Han. Orada satılıyor bunlar. Hanın da hemen arkasında bu Gabonluların kaldığı otel var. Derviş oteli. 2 yıldızlı bu otel. Tam bir fiyat performans oteli. Odalar acayip bak. Odadan böyle bağır, çağır, çığlık at. Yan odadan asla duyulmuyor ses. Böyle güzel yalıtım yapmışlar ki bir gün kesin denemeliyiz. Ne saçmalıyorsunuz siz ya? Ben niye gidiyorum sizinle Gabonlu otele? Ben sana otel mi dedim acaba? Hı? Orada han var dedim. Bu malzemeleri almaya işini yapar mısın? Ya profesyoneline döner misin? Rahatsızlık verdin şu anda bana. Ne biçim laf o ya? Ben ne oteli, senin ne için var? Otel ek bilgi olarak oteli verdim ben sana. Lütfen. İşim bitti benim. Tamam. Lütfen. Hadi. Elim yine ya. Hadi artık. İşim bitti benim. Oldu. İstediğinizi alamayınca hemen çemkirin. Hemen teslim olacaktım ben size, değil mi? Altın tepsilerde cılı çıplak soyunu sunayım kendimi. Ne terbiyesizlik ya?
Cale biliyorsun aşırı gerginim. Şu an figürasyon falan uğraşamayacağım. Geç şu adamın karşısına hemen sahneyi çekelim bitsin. Tamam hocam. Tamam mı lütfen? Başrol gelir gelmez başlıyoruz. Gelişim. Mehtap hocam benim bir şeyim var. Senaryoyu bana atmadınız akşam da ben diyorum ki başrol hanımefendi geldiğinde ben şöyle arkamı dönük mi otursam ona hiç beni görmesem mi? Neden? Yani şöyle orada oturacak da şöyle ya şimdi setlerde dedikodusu gelmiştir efendim. Benim yüzüme bakıp oynayamıyorlar hocam. Böyle bir cezbedici halim var mı? Cazibem çok fazla diye tutulan, konuşamayan bir sürü kadın oyuncu oluyor. Şimdi ben cazibemle bu seti boğ muyum? Tamam kardeşim, sen nasıl istiyorsan öyle oyna. Ben montaj alırım senin o cazibeni. Anlaştık mı? Otur şuraya. Tamam mı? Sessiz, sakin. Rahatça çekeyim ben bu sahneyi. Yorgunum diyorum, gerginim diyorum. Bana geldiler diyorum. Sen anlamıyorsun. Sinemanız için dedim hocam, sinema için. De! Gel. Demagojilendim. Çok güzel ya. Sen de yap hocam. Allah Allah. Çok gergin, çok sinirli. Yani stili bu ama sert bir ya. Sertçe sert bir yani. Cimcime. Nasıl gidiyor setsel işler? Rejisel işler? Sağ olun, iyi. Set işte, çalışıyoruz. Güzel, güzel. Sanat camiası mı? Bana soracağım. İnanılmaz bir çevrem vardır yani. İşte sanat camiası deyince bak aklıma geldi. Kumburgaz'da bir tane müzikol var, Bahar Müzikol. Barış Savaş diye bir arkadaşım söylüyor. Çocuğun ırtlatı nasıl inanılmaz. Sen seviyorsun canlı müziği, belli tipinde. Bir gün seni de alıp gideceğim oraya. Gidelim yani bak. Ya bir istek bir şeyler, bir şey istersen söyletirim çocuğa. Çok güzel bir müzikol. Denize bakıyor, üstü de hemen otel. Yani? Yani mi? Ya o kadar uzağa gece Kumburgaz diyorum. Buradan Kumburgaz'a git müzikler dinle. Hey lan saçmalay la 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 la. Oradan bir daha geri gelinir mi arabaya marabaya binmeye gerek yok. Otel alınır diye dedim yani. Anladım, almayayım kardeşim ben. Bak zaten Güneştepe'de 45 derece havada bir şeyler çekmeye çalışıyoruz. Sıcaktan terledik. 2 dakika sus. İşimizi yapalım. Defolup gidelim buradan, okey? Ne bileyim işte. Termin olmayınca terledin. Bana bak. O zaman hepsini unut. Köşede ileride şahsı var, otel var. Çok güzel. Bak, müşteri yine yapılmıştır. Kabinler falan. 3 yıldızlı bir otel ama 4 yıldızlı performanslı bir otel. İnanılmaz bir otel. O böyle su böyle değdi mi vücuduna, gözenekler pıtır pıtır açılır yani. Set çıkışı bana şey yap, el kol yap ben anlarım. Bu set biterse eğer, gidelim beraber şansım var. Ya dayı senin amacın ne ya? Dayı değil mi? Amacın ne? Ne amacım ya? Şu an gerçekten seni hepsinin yaptığını yapıyorsun. Ben demagojilendim. Demagojiliyorsun beni. Demagojilendim. Niye yapıyorsunuz bunu ya? Ya ben sana beraber duş alalım mı dedim. Hı? Beraber mi alalım dedim. Biraz fesat mıyız? Hı? Ha cimcime, fesat mıyız biraz? Sen acaba beni kafanda bir yerlere mi koydun acaba? Nedir senin olay? Ne istiyorsun? Dayı sen ne anlatıyorsun? Kurban olayım. Sus ya. Yenge. Dayı ne be? Devamlı. Sus. 2 dakika susacaksın. İşimizi yapıp gideceğiz. Ben işimi yapmaya geldim bak. Bak yönetmeni çok sanma arkadaşım. Beni işine de tehlikeye sokturtma bana, sinirlendirme beni. Ben burada kendi işime konsantre olacağım, bir ayıptır. Vallahi mahcup ettiniz beni tamam, yani. Tamam. Pişman ettiniz. Okey. Bu kim be? Ay Cale! Bu ne ya? Efendim? Bu ne böyle? Ne oldu? Bu catering diye söyleyin. Yemekleri aşırı katı. Ve yenilebilir tek şey bu elma. İnanabiliyor musun? Ya catering'inden yönetmenlere bu sette her şey ikinci sınıf. Yarın da böyle olursa ben yokum bu sette. Yokum. Yok hiç merak etmeyin. Şimdi ben iletiyorum. Hatta ben sizin karavanınıza yemek söyleyeyim, tamam mı? Hemen yemek söylüyorum. Bir şey yapayım, merak etmeyin. Arkadaşlar çıkın, yemek söylüyorum. Ya. Elmanızın sesi de poşuk poşuk buraya kadar geldi ha. Anlamadım. Elinizde tuttuğunuz elmanız elma. Çok güzel bir elma. Çok ama elmayı Amasya'da yiyeceksiniz yani. Ne yapalım şimdi, elma yemeye Amasya'ya mı gidelim? Vallahi ben gelirim. Öyle bir teklif olmasa gelirim, hayır demem. Amasya'da bir tane çay var böyle, fokur fokur akar. Yanında hemen Zelal Otel var. Böyle güzel bir otel. Öyle şahane bir otel ki. Bak, siz böyle 5 yıldızlı otelleri çok seviyorsunuz. Aynı, size o konforu aratmayacak ve sürprizimi veriyorum şu an. Sabah kahvaltıda bu kadar salam veriyorlar. Çok güzel bir otel. Hemen bir tatil planı çizebilirim. Ben sana bir tatil planı çizerim şimdi öbür tarafa. Jet hızıyla gidersin ha. Dönün de konuşma, benimle sus. Yine mi ya? Demagojilendim. Demagojilendim. Ya bu nedir? Devamlı demagojileniyorum. Bu yaptığınız demagojilemek
Ben sadece sizin stresiniz var diye, stresinizi azaltan, sanatsal faaliyetlerinize güç verecek bir tatil olsun diyerekten söyledim. Söyleme ya! Söyleme, sus! Bu sinir ama, bu sinir. O elma yetmiyor size, o elma yetmiyor. Bakın şurada Sinop mantıcısı var arkadaşım. 10 numara bir insandır. Gideriz, çok güzel bir cevizli mantı yersiniz, kendinize gelirsiniz. Onun mantıcının hemen arkası da Hayat Otel. Normalde 4 yıldızlı olması gerekirken küçük bir şanssızlık uğruna klimalarında sorun var diye 3 yıldızlı almış ama süper gizli bir mabet. Mantıdan otele nasıl geçtin ya? Yahu sizi düşündüm. Şimdi siz tanınmış ünlü birisiniz ya, mantıcıda oturursanız rahatsızlık duyabilirsiniz. Otele geçersiniz, otele de getiriyorlar anlamında. Hemen servis de var oraya. Otelde rahat rahat mantınızı yersiniz, TV bakarsınız. Akabinde de duşumuzu alırız, uzanırız yani. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? Duş alırız, maş alırız. Hayırdır ya? Demagojilendim. yine ya. Ya şu saçlarınızın güzelliği için dedim. Şampuanları, saç kremleri falan son kalite otelim. Çok güzel bir otel. Yani saç reklamı geliyor ya devamlı size, o yüzden. Yeter be! Yeter artık! Herkes manyak gibi. Figüranı manyak, öbürü kötü, yönetmeni deli. Ne olur, ben bu sette yokum artık yarın falan. Yokum bu sette! Elmayı da ata. Elma yemeyi bile bilmiyorsun ya. Haline bak! Şımarık! Ünlü oldum diye havalara bak yani. Erişemeyeceğin şeye ne o zaman uğraşıyorsun benimle? Şuna bak ya! Şişek Hanım, yemeğiniz hazır. Şişek Hanım nerede? Ya neymiş, böyle set mi olurmuş? Elma mı yiyecekmiş kuru kuru? Bana saçma... Ya ben erkek halimde utandım ya. Bakışlarından bilmeyi. Beni yedi bitirdi. Beni gözüyle aldı götürdü kız yani. Gözüyle aldı götürdü artık. Nereye, gözüyle neler yapabilir o kız? Çok tehlikeli bir kız. Ben de böyle sette durmam dedi. Bastı gitti. Bana bak. Şişek Hanım'ın gitmesinde senin parmağın varsa gerçekten kötü olur ha. Kız bana bak, sen iyice kendine gel ha. Sen kendi stana mukayyet olamadın. Sen ayakta durmaktan kan gitmiyor herhalde. Bana bak, sen çok ayakta durdun. Otur şuraya, uzat ayaklarını da ovayım biraz, gel. Senle görüşeceğiz birazdan, tamam mı? Senle görüşeceğiz. Sen dua et, kadın gitmemiş olsun. Sen dua et. Çiçek Hanım! Haline bak, görüşecekmiş. Gel, ileride Ersan Otel var. Orada görüşelim. Nerede görüşeceğim ben senin otelin dışında? Hale bak ya. Hayır, açık açık da demiyor yani. Bakışından ben sanki anlamıyorum. İstim, beni istiyorsun yani. Bunu yapma ya. Ben ahlaksız tekliflere kapalıyım dedim mi sana? Nerede o millet? Hocam gitti o şımarık sarışın peruk saçlı kız. Elman yiyen o kaçtı. Arkasından da bu kilolu reji var ya, reji bir. O çirkin kız. Çirkin bu kız, Allah yani, Allah kurtar. O da gitti peşinden o. Ya artık benim sinirlerim çok bozuldu ama oyuncusundan da rejisinden de ben ne yapacağım şimdi ya? Bitmeyecek bu film, bitmeyecek. Hocam. Ah, sinirlerim bozuldu. Gel buraya. Hocam, ben buradayım ya. Ben öyle bir şeye müsaade eder miyim? Yani ben varken böyle bir şey olmayacak, inan bana. Bu film için her şeyi yaparım. Gerekirse rejisörün yatağına bile girerim. Rejisör benim, salak! Biliyorum, biliyorum. Allah Allah. Ben de böyle setteyiz ya, set ortamına uygun bir şaka olsun diye. Ama sen çok güzel kendini ele verdin ya. Ya ben bu kadar şeyin arasında beni sen güldürdün mü ya? Güldürüm ya. Ya seni yerim. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben şu şey, arkada figen pansiyon var, orada kalıyorum da. Boşsa şey yapalım. Akşam gel bir şeyler içelim. Nasıl? Beni pansiyona mı çağırdın sen şimdi? Evet. Ayıp ya. Hakikaten yani şu an ben bittim, söndüm, indirdin beni yani. Bindiğim o hayal treninden beni indirdin şu an. Nasıl ya? Sabahtan beri bana yazan sen değil misin? Ya yazmış olabilirim de azıcık şey yap, Raz, Niyaz bir şey yap ya. Hemen böyle kabul etmeler falan. Artı pansiyon nedir ya? Ben bana bir bak yani şu giyimime, koşama. Ben pansiyona gelecek adam mıyım? Allah Allah, insan otele motele davet eder. Yemin ediyorum bak, hepiniz manyaksınız. Hepiniz! Soğudum. Hemen anında soğudum senden 3 saniyede. Ef ya, ben daha kaç set iffetimi korumaya çalışacağım acaba sizin gibilerde? Ayıp ya. Bir de pansiyon diyor, hale bak. İnsan otel, şurası dibimiz hava. Green Soft Otel ver, oraya çağır bari. Hadi yıldızın yıldızına geçtim yani.
Ağız tadıyla oyunculuk yaptırmadılar. Bu set de bitti gitti. Ulan bu setler beni kusuyor herhalde ya. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.